9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 30 Erkad Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları. Erkad Yayınları sayfa 306. Doğru bilgi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Gerçek olmalıdır. B. Güvenilir olmalıdır. C. Tahmine dayalı olmalıdır. D. Kesin olmalıdır. E. Net bilgidir. Cevap C. 7. Aklı olmayanın dini yoktur. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu ifadeyle örtüşür? A. İnsanın akıllı hareket etmesi gerekmektedir. B. Aklı olmayan kişi, davranışlarından ve dini konulardan sorumlu değildir. C. Akıllı olan herkes aynı zamanda dindardır. D. Akıllı olan insanın başka hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. E. Aklı yerinde olmayanlar da ibadetlerini yerine getirmelidir. Cevap B. 8. İslam'ın ilk temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A. Bilim kitapları. B. Tarih kitapları. C. Kur'an-ı Kerim. D. Sünnet. E. Örf ve idetler. Cevap C. 9. O geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. Nahl Suresi 12. ayet, ayetinin verdiği mesaj aşağıdakilerden hangisidir? A. Bilgi olmadan bilim olmaz. B. Din ve bilim insanı özgürleştirir. C. Kur'an aklımızı kullanmamızı ister. D. Akıl, dini sorumluluğun ön şartıdır. E. İnsan duyularıyla tüm doğrulara ulaşabilir. Cevap C. 10. yukarıdaki soru işareti yerine hangisi yazılmalıdır? A. İman. B. İlim. C. Alim. D. Selim akıl. E. İbadet. Cevap A. 9. Sınıf Erkad Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 30 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.